Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. İyi haftalar. Önce sağlık programı ile karşınızdayız. Şifa Kapısı programında bugün çok önemli bir konu ağırlıyoruz. Avrasya Hospital'dan kalp ve damar cerrahisi bölüm başkanı Profesör Doktor Esat Akıncı kendisiyle dünyada ölüm sebeplerinin arasında en çok rastlanan kalp sağlığını konuşacağız. Sizler de ekranların başında bizleri izlerken değerli hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam dünyada en çok kanser ve kalp hastalığı birinci sırasında yerini koruyor. Genetik faktörlerin haricinde risk faktörleri nelerdir? Önce bununla başlayalım. Tabii sizin de belirttiğiniz gibi en önemli faktör kalp ve damar hastalıklarında, yani damar sertliğinde, halk arasında damar sertliği olarak bilinen bizim ateroskleroz dediğimiz hastalığın en temel nedeni genetik faktörlerdir. Bu %50-60 civarında etkiye sahiptir. Yani bu şöyle bir şeydir. Hani kader gibi bir şeydir. Eninde sonunda genlerde vardır, ortaya çıkar. Bunun ortaya çıkış yaşıyla ilgili olarak kişiye ait faktörler önemlidir. Biz bunu istersek yaşam biçimimizle, alışkanlıklarımızla, beslenme biçimimizle daha ileriye, daha geç yaşlara atabiliriz, daha erken yaşlara da alabiliriz. Şöyle ki, genetik ailesel faktörü, yani ailesinde damar sertliği sebebiyle kalp krizinden ölümler olmuş, kayıplar olmuş insanların işte kalp krizine yakalanma riski diye hiç olmayana göre %50-60 oranında daha fazladır. Eğer kişi sigara içerse, stresli bir yaşamın içerisinde bulunursa, yani hayatında daha fazla stres olursa, düzensiz beslenirse, spor yapmazsa, eğer şeker hastasıysa şekerine dikkat etmezse, mutlaka daha erken yaşta kalp damarları, özellikle kalp damarları olmak üzere tıkanıyor. Bunu beyin damarlarında da aynı şey söz konusu olabilir. Diğer organ, ayak damarlarında da aynı şey söz konusu olabilir. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi genetik dışı faktörler olarak başça bunları sayabiliyoruz. Yani sigara alışkanlığı, ki bugün yapılan çalışmalarda sigara içenle içmeyen arasında yaklaşık olarak 40 kattan daha fazla, hatta damar sertliği görülme ihtimali daha fazla. Kanser neredeyse 30 kata yakın, özellikle akciğer kanserinde daha fazla kanser görülme ihtimali var. Dolayısıyla sigara önemli bir faktör. Sedanter yaşam, immobil yaşam dediğimiz sedanter yaşam, yani hareketsiz yaşam da önemlidir. Hareketsiz yaşam, ki kilo artışıyla, kan şekeri dengesizlikleriyle, ki bizim metabolik sendrom dediğimiz bir tablo vardır ki özellikle hanımlarda, menopoz dönemi sonrası hanımlarda daha fazla da ortaya çıkan ve görülen, içinde sedanter yaşamında önemli bir faktör olduğu bir tablodur bu. Damar sertliği açısından önemlidir. Bu şöyle bir şeydir. Kan şekeri düzensizlikleri, yani şeker kullanımı bozukluğudur. Ki bu insanlarda bazen bakarsınız şeker normal bile çıkabilir. Ama şeker kullanımı bozuktur. Bu da damar sertliğine neden olan faktörlerden bir tanesidir. Ki biz buna işte metabolik sendrom diyoruz. Onun dışında yine bu sedanter yaşama alternatif olarak, yani sedanter yaşam, immobil yaşamın kötü etkilerini ortadan kaldırabilecek şey düzenli egzersizle giden bir yaşamdır. Yani düzenli egzersiz yapan insanlarda bir takım bilimsel çalışmalar göstermiştir ki yapmayanlara göre yaşam 10 sene daha fazla uzuyor. 10 yıl kadar uzayabiliyor egzersiz yapanlarda. Ki egzersizin birçok ayrıca kalp damar hastalıkları dışında da birçok organla ilgili olarak da çok daha birçok faydası vardır. Evet. Bunun dışında biraz önce söylediğimiz gibi diyabeti diyoruz. Şeker, özellikle şeker hastalarının şekerin takibini
çok iyi yapmaları gerekiyor. Örneğin bir kişinin kan şekerini 30'lu yaşlarda bir kişinin kan şekerini 400'lerde tutarsanız, 300-400'lerin üzerinde tutarsanız yaklaşık bir yıl içerisinde vücuttaki birçok damarda tıkanma ortaya çıkıyor. Evet. Biz bunu klinikte çok net olarak görüyoruz. Ve maalesef şekere bağlı damar sertlikleri de yaygın damar hastalığı, bizim difüz damar hastalığı dediğimiz tarzda ortaya çıkıyor. Ve maalesef bunların birçoğu tedavide, bunların bu tür darlıkların tedavisi oldukça zordur. Gerek stent takılması açısından, gerekse bypass yapılması açısından oldukça zorlandığımız vakalardı. Dolayısıyla da şeker, diyabet çok önemli faktör ve diyabetin takibi çok önemli bir faktördür. Peki devam edeceğiz. Hemen ilk telefonumuza alo diyelim. Hatice Hanım telefon attığımızda alo. Alo. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum Gülay Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzelsiniz. Yayla ekranı aydınlatıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ay, siz de olmasanız böyle öyle oturuyoruz öyle hiçbir bilgi almadan. Bize bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocama da sorum şu. Ara sıra böyle terliyorum. Merdiven çıkarken de sık sık da yoruluyorum da. Arada bacaklarımda da oluyor böyle sızı. Onların nedeni kamp olabilir mi? Hemen. Evet. Bunu öğrenmek istiyorum. Kalp rahatsızlığını nasıl anlayabiliriz onu da öğrenmek istiyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. İyi haftalar. İyi günler. Sağ olun. Buyurun hocam. Merhabalar Hatice Hanım. Geçmiş olsun her şeyden önce. Şimdi bu belirttiğiniz şikayetler özellikle merdiven çıkarken yorulma şikayeti, yani kısa eforda yorulma var ise mutlaka bunun araştırılması lazım. Yani bir hakikaten kalp damarlarında darlıktan kaynaklanıyor olabilir veya kalbe ait başka faktörlerden de olabilir ama mutlaka araştırılması gerekiyor. Hani bunun dışında akciğer fonksiyonları yetersiz oksijen alınımından kaynaklanan sebeplerle de olabilir. Ama araştırılmasında fayda var. Yani bu bizim önemli, siz de burada güzel bir soru aslında. Bu noktada ben de bir şeyler söylemek istiyordum sormasanız bile. En önemli kalp damarlarındaki oluşan darlığın en önemli belirtilerinden bir tanesi de kısa eforda oluşan nefes darlıkları ve yorgunluklardır. Göğüs ağrısı olmayabilir. Özellikle şeker hastalarında şeker sinirleri de tuttuğu için otonom nöropati dediğimiz bir şey yapıyor ve ağrı, organ ağrıları hissedilmiyor. Yani normalde eforda göğüs ağrısı olması gerekir kalp damarlarında darlık var ise. Ama şeker hastalarında veyahut da şeker kullanım bozukluğu bu tür bulgular olmuyor. O yüzden de bu önemli bir bulgudur. Yani kısa eforda, yani bir kat merdiven çıkıyorum, ben yoruluyorum, işte eskiden bu kadar yorulmazdım diyen kişilerde mutlaka daha derin araştırmalara girmekte fayda vardır. Benim önerim tabii burada mutlaka bir elektronun çekilmesi, bir efor testinin yapılması, bir ekokardiyografinin yapılmasında size fayda var diye düşünüyorum. Umarım bilgileri almıştır. Peki Hatice Hanım sorusundan yola çıkarak kalp hastalığının özellikle herkeste aynı olan belirtileri, bazıları gizli kalp hastalığı diyor ama özellikle hocam değinirsek belirtilere biraz neler söyleyeceksiniz? Açıkçası şöyle, şimdi biz damar sertliğine bağlı kalp hastalıkları dediğimiz grupta, yani aterosklerotik kalp hastalıkları diyoruz şeyde bilimsel olarak. Yani koroner kalp damarlarının, yani kalbi besleyen damarlarda oluşan daralma veya tıkanmalarda tipik ve atipik semptomlar, şikayetler, belirtiler dediğimiz durumlar vardır. Tipik olanı şudur. Kısa eforda, örneğin bir kat merdiven
çıkınca veyahut da hafif bir yokuşta veyahut da yürür iken kısa mesafede göğüste oluşan baskı, baskılayıcı, sıkıştırıcı veya batıcı, sol kola vurabilen, çeneye vurabilen, sırta vurabilen ve genellikle dinlenmekle geçen veyahut da varsa kullanılıyor ise dil altı ilaç, yani nitroglyserin dil altı ilaç dediğimiz nitroglyserin verildiğinde hafifleyen ağrı var ise bu oldukça tipiktir. Buna tipik anjina pektoris diyoruz. Yani tipik göğüs ağrısı demektir. Bunun dışında atipik olarak özellikle biraz önce söylediğim gibi şeker hastalarında şey olmayabilir. Bu şikayetler olmayabilir. Ama kısa eforda, biraz önce Hatice Hanım'ın da söylediği gibi kısa eforda oluşan nefes darlıkları, yorgunluk, bitkinlik durumu da bunun bir göstergesi olabilir. Diğer bir durumda hiçbir şekil efordan bağımsız ağrılar olabilir. Yemek sonrası olabilir. Veyahut da istirahat halindeyken de ağrı geliyor olabilir. Ama mesela bunlar da dil altıyla geçiyor ise bu da belirgindir. Yani patognomoniktir. Hastada delalet eder. En önemli bulgular bunlardır. Ama bunun dışında bu tür ateroskleroz dışında tıkayıcı damar hastalıkları dışında bir de tabii kalbin en önemli ikinci grup hastalığı var ki kapak hastalıklarıdır. Kalp kapak hastalıklarında en önemli belirti kısa mesafede yorgunluk ve nefes darlığıdır. Şimdi ülkemizde daha azaldı. Eskiden ben mesleğe girdim 80'li yıllarda kalp damar cerrahisine başladığımız yıllarda daha fazlaydı ki romatizmal kapak hastalıkları, kalp kapak hastalıkları ülkemizde oldukça yaygındı. Şimdilerde daha az görüyoruz ama yine de görüyoruz. Ama bunlar da daha çok işte bir kat merdiven çıkınca oluşan nefes darlığı, dinlenme süresi daha uzun olan, halsizlik, yorgunluk gibi bulgular ön plandadır. Evet, peki damar sertliğinin tanımını tam açarsak, damar sertliği nedir hocam? Damar sertliği şöyle, yani ateroskleroz dediğimiz tablo patolojik olarak, yani histopatolojik olarak diyelim, damarın her damarda, atar damarda tabakalar vardır. Her atar damarda 5 kat tabaka vardır. Bu 5 kat tabakanın içeriden dışarıya doğru birinci katıyla ikinci katını etkileyen, özellikle birinci katın altında biriken lipid, yani yağ birikmesiyle başlayan, daha sonra üzerine kalsiyum çökmesiyle, yani damar kireçlenmesinin denmesinin sebebi de budur. Üzerine kalsiyum çöker çünkü. Veya damar sertleşmesi dediğimizin de temelinde bu yatar. Kalsiyum çöktüğü için de sertleşir damar. Biz ki bazen ameliyatlarda neredeyse beton kıvamında damarlara rastlıyoruz. Bu kadar sertleşebiliyor damarlar. Bu şekilde yağ ve kalsiyum birikmesiyle damar altında, endotel altında, birinci tabakanın altında birikmesiyle oluşan, daha sonra zaman içerisinde damar lümenini, damar çapını daraltan, bir süre sonra da bu damar yüzeyini bozan ve burada pıhtı oluşmasıyla birlikte de damarın tamamen tıkanmasına sebep olan durumdur. Evet. Damar sertliği. Peki teşhis ve tedaviyi soracağım ama izninizle hemen telefonumuza bir alo diyelim. Kalp ve damar cerrahisi bölüm başkanı Profesör Doktor Esat Akıncı kalp sağlığına ilgili önemli bilgileri veriyor. Nazlı Hanım, duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sabah güneşi, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Hemen sorunuzu Esat Hocam'la buluşturalım. Hocama soracağım bir şey var. Kafama çok takılıyor. 50 yaşındayım. Evet. Sigaretim yok, hiç kullanmadım. Ama ritim bozukluğu var demişlerdi bana bir zamanlar, 15-20 sene evvel. Yürüdüğüm zaman da Yeşilköy'den Zeytinburnu'na yürüyen bir kadının, bu ritim bozukluğu ileride bir kalp hastalığı falan yapar mı diye soracaktım. Peki, hatta kalın, hemen hocamla buluşturalım sizi. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun Nazlı Hanım. Ritim bozukluğu
Şöyle ki, ritim bozukluğu bir hastalığın kendi başına da bir hastalık olabilir kalpte. Yani başka bir hastalık olmaksızın. Ama bir takım hastalıkların da belirtilerinden bir tanesi olabilir. Özellikle kapak hastalarında belli bir zaman sonra ritim bozulabiliyor. Veyahut da özellikle hanım hastalarda gördüğümüz primer, yani birincil olarak ritim bozukluğuyla seyreden bir takım rahatsızlıklar var. Tabii bunların pek çok ritim bozukluğu var kalpte. Yani hani kitaba baktığımızda 100'den fazla ritim bozukluğu görebiliyoruz çeşidi. Bunun aydınlatılması lazım. Her ritim bozukluğunun farklı sebebi olabiliyor. Mutlaka bir araştırma yapılmasında fayda var. Öncelikle ritim bozukluğunun hangi tip olduğunu tespit edilmesi, ondan sonra hani bazılarında biz hiçbir şekilde tedaviye de gerek olmuyor. Bunlar iyi huylu ritim bozuklukları olabiliyor. Bazıları da kötü huylu olabiliyor, tehlikeli olabiliyor. O zaman da mutlaka müdahale edilmesi, ilaç ya da başka yöntemlerle düzeltilmesi gerekebilir. Nazlı Hanım, hatta mısınız? Sanırım hattan düştü. Check-up yapmasına ya da bir en yakın kontrole gitmesine fayda var. Tabii. Ritim bozukluğunun tespit edilmesi öncelikle, ki bu en basit yöntem olarak biz hastalarımıza 24 saatlik EKG kaydı alıyoruz. Holter monitorizasyon. Halk arasında Holter diye biliniyor zaten. Holter tetkiki yapılıp 24 saatlik kayıtlarda analizle pek çok şey öğrenebiliyoruz. Evet. Yani daha ileri düzeyde şeyler de var bu tür bazı ritim bozukluklarında. Anjiyo tipi şeyler de yapılabiliyor ritim bozukluğunun tipini tayin etmek için. Evet. Peki damar sertliğinin teşhis ve tedavi yolları nedir desek neler söyleyeceksiniz? Tabii şimdi biraz önce söylediğimiz şikayetlerle bize gelen hastalarımızda biz genellikle öncelikle mutlaka işte muayenesinde sistemli düzgün bir muayene yapılmalıdır ki çok şey verir bize bu. Daha sonrasında elektrokardiyografisini, kalp elektrik akımı, yani EKG hepimiz biliriz, akımlarının kaydedilmesi şeydir. Oraya onun mutlaka alınması lazım. Akciğer grafisinin alınması, yani tele dediğimiz kalp görüntülerinin radyolojik olarak alınmasında fayda vardır. Daha sonrasında mutlaka buna benzer şikayetleri olan kişilerde biz efor testi istiyoruz. Birinci olarak istediğimiz şey, efor esnasında elektro kaydı yapıyoruz. Elektro kaydında değişiklikler varsa daileri tetkiklere girebiliyoruz. Daileri tetkik olarak da belirgin bulgular varsa, var ise anjiyografi yapıyoruz. Koroner anjiyografi dediğimiz tetkik yapıyoruz. Bunda kalp damarları sine anjiyografik olarak inceleniyor. Yani film çekerken, film çeker gibi göz verilen ilacın kalp damarlarındaki dağılımı gözleniyor ve nerede darlık varsa bunu biz yaklaşık olarak bu yöntemle %100'e yakın bir oranda doğrulukla tespit ediyoruz. Bunun dışında tabii ki anjiyo şöyle bir belirli riskleri olan bir yöntemdir. Çok riskli bir yöntem değildir. Ancak İki önemli şeyi vardır. Birincisi radyasyon alınımıdır. Yani kişiye radyasyon verilir belirli bir dozda. İkincisi de radyo opak dediğimiz madde verilir. Radyo opak maddenin genellikle çok fazla, diğer organlarda çok fazla zararlı etkisi yoktur. Eğer kişide radyo opak alerjisi yok ise. Ama böbrekler üzerinde özellikle etkisi böbrek fonksiyonlarında orta ileri düzeyde böbrek yetmezliği olan insanlarda ciddi problemler yaratabiliyor. Onun için ona dikkat etmek gerekiyor. Ama alınan radyasyon tabii ki normal tek seferde çekilen örneğin bir akciğer grafiğinden çok da fazla radyasyon alınıyor. Ancak genellikle bu alınan radyasyonun insan vücudunda çok fazla şeyi yoktur. Evet. Bunun dışındaki yöntemler olarak şüpheli durumlarda diyelim ki efor testi de herhangi bir şey çıkmadı ama kişinin semptomları çok belirgin, yani bizi şüphelendiriyor. Bu durumlarda hani anjiyo yapmayalım ama
anjiyodan daha az zararlı olabilecek bir yöntemle nasıl bunu tespit ederiz sorusu ortaya çıkıyor. Bu durumda biz miyokard spek, yani talyum, evet, miyokard spek tetkiki dediğimiz tetkik yapıyoruz. Talyum testini yaparız. Talyum testinde ki talyum testinin %90'lar civarında doğruluk şeyi vardır. Yani anjiyoya göre daha azdır. Doğruluk ve güvenilirlik anlamında. Ama bize o da önemli bulgular verir. Eğer burada, bu şöyle bir şeydir. Talyum testinde biz kalbin bölgelerinde herhangi bir bölgeye az kan giderse, gidiyor ise, burada damarları görmüyoruz. Sadece belirli bir bölgeye az kan gittiğini tespit ettiğimizde o zaman şuna karar veriyoruz. Eğer bulursak, ha burada biz anjiyo yapmamız lazım deyip anjiyo yapıyoruz. Bu şekilde olabiliyor. Onun dışında da son yıllarda, son 20 yıldır falan şey olan bir tetkik var. CT anjiyografi dediğimiz. Yani... Onun detaylarını telefondan sonra dilerseniz hocam. Hemen alalım bekletmeden izleyicimizi. Bayram Bey hemen alo diyelim. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, dinliyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Biraz rejideki arkadaşlar sesi içeriye biraz yükselterek verirlerse daha rahat duyacağız. Biz çok iyiyiz. Sizler de iyiyseniz daha iyi oluyoruz. Hemen Esat hocamla. Teşekkürler. Çok iyiyim. Sizler de daha iyi olduk. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum seçtiğiniz konuklar ve konuyla alakalı. Sağ olun. Ben Esat hocama ameliyat olmuş şanslı insanlardan biriyim. Evet. Bundan 2 ay kadar önce Esat hocamla tanıştım, ameliyat oldum. Şimdi yayında görünce de bağlanmak istedim. Hem teşekkür amaçlı hem de bir sorum olacak izniniz olursa. Tabii ki. Soru öncesinde Esat hocama gelmeden önce kısaca bir hikayenizi alabilir miyiz? Hem izleyenlere de kılavuz olabilir belki kalp sağlığına ilişkin. Tabii. Buyurun. Ya bundan 8-9 ay kadar önce bir kriz geçirdim. Bir göğüs ağrısıyla gittim. Evet. İki damarıma stent takıldı. Daha sonraki 3 ayda bir kontrollerimde, ikinci 3 ayında takılan stentlerin tıkalı olduğu ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Arayışa geçtim. Sonuçta ameliyat olacaktım. İyi bir doktor ve iyi bir hastane arayışına geçtim. Hatta bu arada size teşekkür ederim çünkü Esat Hoca'ya ulaşmam bile sizin yayınlarınız da oldu. İnternet üzerinden arayışa geçtiğim zaman daha önce Avrasya Hastanesi hakkında bilgi sahibiydim. Esat hocama ve ekibine ulaştım orada. Bu arada Ali Rıza Cenan Hoca ve Cenk Tataroğlu hocama da çok teşekkür ediyorum. Çünkü ameliyatıma giren ekiptendiler. Esat hocamla çekilen CV'lerimi götürdüğüm zaman diğer hastanelerde yaşadığımdan çok daha mükemmel bir karşılamaydı. Ameliyat o kadar basit anlattı ki bana, ben kalp ameliyatına değil ufacık bir operasyona girecekmiş kadar rahattım. Kendimi, canımızı emanet ettik hocamıza. Şu anda dünyanın karşımda gördüm. Çok mutluyum çünkü ben çok iyiyim. Hocama teşekkür etmek istiyorum. Peki. Biz teşekkür ederiz. Bayram Bey, sesinizi duymaktan biz de çok memnun olduk. Hocam ben de memnun oldum. Sağlıklı olarak sesinizi duymuş olmak da büyük mutluluk bizim için. Hallo, çok teşekkürler. Teveccühünüz ayrıca. Benim bir sorum olacak hocam eğer yanıtlarsanız. Tabii tabii, tabii buyurun Bayram. Hocam biz kalp hastalığını kullandığı bir ilacımız var. Bu ilaç eğer biz gerçekten ameliyat olup iyileştik ise ömür boyu kullanmamız gereken bir ilaç mı, niye? Hangisi? Belok hocam. Belok, evet. Şimdi biz gene Belok, beta blokör dediğimiz kalbin oksijen tüketimini azaltan, oksijen ihtiyacını bir anlamda azaltan bir ilaçtır. Şöyle ki biz eğer hani siz bypass ameliyatı olmasaydınız zaten mutlaka kullanmanız gerekiyordu. Bu bu tür durumlarda en faydalı ilaçlardan bir tanesi. Bir de tabii mutlaka vardır sizde eğer kontraindike bir durum yoksa aspirindir ikinci ilaç. Aspirin de İşte kan sulanmasını olağanüstü herhangi bir yerde damar plaklarının üzerinde pıhtı oluşmasını engel olma açısından önemli bir ilaçtır. Mutlaka verdiğimiz bir ilaçtır. Beta blokürleri ameliyattan sonra bir süre biz kullanıyoruz. Bunun hani şöyle ki ameliyattan sonraki
anatominin oluşması, tamamen yeni anatomiye alışmasıyla alakalı olarak organizmanın belli bir süre gerekiyor. Bu da 6 ay civarında falan sürebiliyor. Bu süre zarfında beta blokör genellikle kullanıyoruz. Daha sonra da eğer hipertansiyon yok ise zeminde veyahut da başka tamamen hastaya ait faktörlere bağlı olarak bunu kesebiliyoruz veyahut da devam edebiliyoruz. Bu hani mutlaka kullanılması gereken bir ilaç değil bu aşamadan sonra. Açık söylemek gerekirse. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok geçmiş olsun. Sesinizi duyduk, bahtiyar olduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi haftalar. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Kısa aranın ardından Şifa Kapısı kaldığı yerden devam edecek. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz Şifa Kapısı'nda. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Esat Akıncı'yı ağırlıyoruz. Sizler de ekranları başında bizleri izlerken 0212 alan koduyla 616 12 12'den bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam, reklam arasına gitmeden önce CT anjiyodan bahsediyorduk. Biraz detaylandırırsanız neler söyleyeceksiniz? Yine önceden söylediğim gibi bazı durumlarda hani anjiyo, tam anjiyo endikasyonu, tam anjiyo yapma gerekliliği olmayan durumlarda yaptığımız bir tetkik var. Bu da CT anjiyografi dediğimiz. Yine damarların yine radyo opak ve şey verilerek görüntülenmesidir. Tek avantajı non-invaziv bir yöntem olmasıdır. Yani daha az girişimseldir. Anjiyoda kasıktan veyahut da koldan girilerek kalbe tel, kateter yoluyla radyo opak verirken burada sadece koldan bir damardan verdiğiniz maddeyle bu şeyi yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki radyasyon alma açısından anjiyo kadar olmasa bile yine evet, de belli dozda radyasyon alınan bir tetkiktir. Mecbur olmadıkça da pek yapmıyoruz. Evet. Peki sizin hastanenizde bu tür işlemlerin tamamı? Tabii hepsi yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Evet. Peki en çok sorulan soruların başında da yönetmenim uyarıyor, telefon var arkadaşlar. Birazdan peki stent mi bypass mı tartışması çok gündemde hocam. Siz bir uzman olarak neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi hani şey noktasına, teşhis noktasına kadar geldik. Yani anjiyo yaptık. Diyelim evet, ki anjiyografi yaptıktan sonra evet, hastamızın kalbe giden, kalbi besleyen damarlar yani koroner evet, damarlar ki bunlar iki tane ana damar vardır. İki tane ana damar vardır. Sağ ve sol koroner damarlar. Soldaki damar çıkıştan sonra hemen ikiye ayrıldığı için birisi kalbin ön tarafına gider, birisi de kalbin arka tarafına gider. Evet. Sirkumfleks arter dediğimiz. Biz üç damar olarak adlandırıyoruz kalbi besleyen damarların. Evet. Yani kalbi üç damar besler diyoruz. Ve bu genellikle de terminolojik olarak bunu kullanıyoruz. Bu üç damardan diyelim ki bir tanesinde kısa segment bir yerde bir darlık var. Ve %60'ın üzerinde darlık. Bu bölgeye balonla genişleterek bu darlık olan bölge, balonla kasıktan girilen bir balonla genişletilerek içerisine stent dediğimiz metal örme kafes şeklindeki bir cisim yerleştirilerek tekrar daralmasına engel olmak üzere evet, tedavi edilebiliyor. Yani halk stent dediğimiz şey budur. Tedavi yöntemi budur. Peki birden fazla damarda varsa ne yapacağız? Örneğin iki damarda yine kısa evet, segment, kısa bölgelerde darlıklar var. Yine bunlar stentle tedavi edilebiliyor. Ancak stentleme yönteminin nihai bir çözüm olmadığı zaman içerisinde ortaya çıktı. Şöyle ki, evet, her takılan stentin, ilk zamanlar özellikle takılan stentlerde şöyle bir şey görüldü. Bu takılan stentlerin bir yıl içerisinde yaklaşık olarak %30'unda takılan hastaların %30'unda bölgede yine tekrar darlık ortaya çıktı. Tekrar daraldığı gözlendi. Bu durum da
araştırmalar devam etti. Yani biz bu daralmayı nasıl engel olabiliriz tekrar anlamındaki araştırmalar sonucunda bu daralmanın sebebinin bu bölgedeki fibroblast, miyoblast, fibroblast denilen hücrelerin artmasıyla ortaya çıktığı görüldü ve hücreleri bu bölgedeki hücre üremesini, artmasını engelleyici maddeler koysak stentin içerisine ki başta bunlar mesela kanser ilaçları, kortizon gibi ilaçlar konuldu. Bunlarla acaba bu engel olunabilir mi şeklindeki deneysel çalışmalardan sonra görüldü ki hakikaten engel oluyor. Ve bu tür maddeler konuldu stentlerin içerisinde ki bunlar çok düşük dozlardadır. Yani bu hani kanser tedavisinde falan kullanılanların milyonda biri kadar dozlarda konulması neticesinde. Yani bunlar da halk arasında ilaçlı stent. Hatta daha da şey bir terim var. Yani bu tabii hiçbir şekilde doğru değil. Yağlı stent deniyor halk arasında. Bu tür stentler konularak tekrar daralmanın engel azaltılabileceği veyahut da engel olunabileceği konusunda çalışmalar devam etti. Fakat bunun da yine tekrar daralmayı %100 engel olucu, %100 engelleyici bir şey olmadığı ortaya çıktı. Bugün takılan ki çok gelişti bu anlamdaki teknolojik anlamda ve gelişmeye devam ediyor. Yeni hatta takıldıktan sonra eriyebilen, zaman içerisinde eriyip yok olan metal dışı stentler de bugün üretildi. Ve bunlar da kullanılıyor, başarıyla kullanılıyor. Ancak hepsinde de yine de mutlak tamamen restenoz tekrar daralma riski ortadan kalkmadı. Şimdi biraz önce söyledik, bir damarda belirgin bir bölgede darlık var. Bunu biz stentle tedavi ettik. İşte %5, %10 ihtimalle tekrar daralma ihtimali var. Bu kabul edilebilir. Evet. İki damarda taktığınızda bu %10'luk ihtimal %20'ye çıkıyor. Üç damara taktığınızda %30'a çıkıyor. Yani en basit matematiksel hesapla. O zaman peki bypass'ta durum nedir? Diğer bir seçenek de bypass ameliyatı yapmaktır. Bununla ilgili olarak bizim camiada kardiyoloji ve kardiyovasküler kalp damar cerrahisi camiasının en önemli sorularından bir tanesi ortaya çıktı. Acaba damar sertliği, bu tür damar sertliği olan hastalarımızda biz stent mi koyalım, bypass mı yapalım? Bypass'ın sonuçları, bypass 1950'li yıllardan beri yapılmakta olduğu için elimizde çok net uzun dönem sonuçları var. Bugün göğüs içi damarı kullanılan lima dediğimiz damar kullanılarak yapılan bypasslarda 10 yılda tekrar ameliyat gerekme oranı %4'ler civarında. 10 yıl diyorum bakın. Dolayısıyla bu çok daha uzun süreli ve kaliteli bir çözüm sağlıyor. Ancak tabii ki bypass ameliyatı bir kalp ameliyatıdır. Açık kalp ameliyatıdır. Veyahut da bugün hastalarımızın neredeyse biz yarısını teknolojinin gelişmesiyle hiç kalbi durdurmadan bypass yapabiliyoruz. Yarısı belki daha fazlasını. Ama buna rağmen yine de cerrahi bir girişimdir, ameliyattır. Ve hastayı belli bir süre anestezi alınması, yoğun bakımda kalış, hastanede kalış gibi belli bir süreç. Yani bu 4 ila 7 gün arasında değişen bir hastanede kalış süreci gerektirebiliyor. Halbuki stent koyduğunuzda hasta ertesi gün veya 2 gün sonra işine gidebilir, araba kullanabilir duruma geliyor. Ancak özellikle 3 damar hastalarında, 3 damarı da tutan hastalarda veya 2 damarda yaygın darlık olan, 1 damarda yaygın darlık olan hastalarda veyahut da sol ana koroner hastalığı dediğimiz ana damarı tutan hastalarda bypass ameliyatının uzun dönem sonuçları itibariyle daha iyi sonuçlar verdiği, daha yaşamı garanti altına aldığı görülmüştür. Maalesef ki ilaçlı stentlerde her ne kadar uzun dönem, erken dönemde daralmayı engellese de bir pıhtılaşma problemi
ortaya çıktığı görüldü. Erken trombozlar görüldü. Bu birçok hastamız, stent takılan hastamız bilir ki bunu engel olmak için de Plavix dediğimiz bir ilaç kullanılmakta. Kan sulandırıcı olarak. Bu da hani tedavinin şeylerinden bir tanesi. Ancak bypass ameliyatı, başarılı bir bypass ameliyatı geçirmiş bir insanın 10 yıl içerisinde tekrar ameliyat gerektirme oranının bu kadar düşük olduğu görülürse bu tür durumlarda biraz önce söylediğim 3 damar, yaygın 2 damar, ana koroner arter hastalığı gibi durumlarda bypass tercih edilir duruma gelmiş ve bu konuda da dünyada şöyle bir şey olur. O zaman bir çalışma yapalım. Görelim bakalım nasıl oluyor stentlerle özellikle 3 damar, 2 damar, yaygın 2 damar durumlarında belirli bir hasta grubu, 1000 civarında bir hasta grubu alınarak yapılan çalışma, biner hastalık gruplar şeklinde yapılan bir bütün dünyayı kapsayan bir çalışma var. Halen de bu çalışma yürümekte, Syntax çalışmasıdır bu. Buna benzer paralel çalışmalar da var ancak bu çalışma kardiyoloji ve kalp damar cerrahlarının ortak götürdükleri bir çalışma olması sebebiyle ve hasta seçim, hasta grupları itibariyle ortak şey sağlanmış bir çalışma olması sebebiyle oldukça önemli bir çalışma ve biz de bunu takip ediyoruz. Şu anda 5. yıl sonuçları yayınlandı bu çalışmanın. 5. yıl sonuçlarına göre evet. Şimdi bu biner hastalık gruplarda stent uygulanan hastaların evet. Stent uygulanan hastaların %38'i 5 yıl içerisinde tekrar kardiyak olay geçirmişler. %38'i. Evet. Yani stent konulmuş %38'inde tekrar tanısal amaçlı veyahut da şey amaçlı bir müdahale yapılması gerekmiş. Yani bir o kalbe bağlı bir olay geçirmişler. Peki bypasslarda bu oran %26'dır. 5 yıl içerisinde bu çalışmanın sonuçlarına göre. Kalp krizi görülme oranları stent uygulanan oran hastalarda hastaların yaklaşık olarak %10'u kalp krizi geçirmiş 5 yıl içerisinde. Bakın. Peki bypasslarda bu oran nedir? %3.8'dir. Aradaki fark oldukça önemlidir. Kesinlikle. Yani. Peki bu şeylerde, bu hastalarda tekrar işte stent koyma veyahut da bypass ameliyatı yapma gibi tekrar girişim gerekliliği stent konulan hastalarda %26'sında tekrar girişim gerekmiştir. 5 yıl içerisinde stent konulanlarda. Bypasslarda bu oran tekrar girişim oranı %13'tür. Bu grup hastalarda. Bu da oldukça önemli fark teşkil ediyor bakın. Onun dışında peki bu hastaların ne kadarı hayatını kaybetti? Stent konulan hastaların %14'ü hayatını kaybetmiş 5 yıl içerisinde. Kalbe bağlı sebeplerle. Bypasslı hastaların ise %11'i hayatını kaybediyor. Yani burada da daha az da olsa yine bir fark vardı. Dolayısıyla bu tablo gösteriyor ki bize yaygın 2 damar veyahut da 3 damar hastalığı olan insanlara bypass yapmak lazım. Yani stent uygulamamak lazım. Bugünkü tedavi protokolleri de bugün buna göre uygulanmakta, uygulanmaya çalışılmakta. Hani bazı durumlarda hastaya ait faktörler sebebiyle ameliyat riski çok fazla ise yine de biz bu hastalarda olabildiğince stentle çözümlenebilme yoluna gidiliyor. Ancak mümkün olduğunca bypass yapılması gerekiyor. Gerekiyor. Açıkçası. Evet, peki devam edeceğiz. Nurhan Ulgur ve Neziha Üstünbaş. Telefon attığınızda iki tane telefonu ard arda hemen bekletmeden alalım. Nurhan Hanım hatta mısınız? Evet. Hemen sorunuzu Esat Hocam'la buluşturalım. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler, İyi günler Sayın Hocam. İyi günler Nurhan Hanım, buyurun. İyi günler Sayın Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Hastanenizde ben bypass ameliyatı geçirmiştim. 2 sene evet. Oluyor. Ali Rıza Cenal Bey, Cenk Tataroğlu Bey.
Evet. Bunlar ameliyatımda bulundu. Siz bulundunuz mu onu bilemiyorum ama ben sizin hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok mükemmelsiniz. Çok hastane ya. Çok mükemmel. Doktorlarımız öyle çok mükemmel. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Teveccühünüz çok teşekkür ederim. O kadar memnun oldum sizlerden. Ayrıca size tıp bayramınızı da kutluyorum. Çok daha teşekkür ederim. Tıp bayramları diyorum. Çok teşekkür hepiniz ederim. Hepiniz için çok mutluyum. Hepinize Allah razı olsun. Hepinizden sağ olun, sağlık efendim. Diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Herhalde hatlar da çok doluymuş. Kısa konuşsam evet. iyi olacak diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ Allah olun. Hepinizden razı olsun. Daha nice tıp bayramlarınızı çok teşekkür ederim. Kutlamak çok üzere. Görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın, mutlu kalın inşallah. Çok teşekkürler. Hocam Nezihe Hanım'a siz ederseniz. Nezihe Hanım telefon attığımızda. Alo derseniz hemen. Nezihe Hanım. Nezihe Hanım buyurun. İyi günler hocam. İyi günler Nezihe Hanım. Buyurun. Ben doktora gittim bir özel hastaneye. O hastanede anjiyo sırasında damarım patladı. Evet, geçmiş olsun. Sağ olun. Öldüm. 10 dakika sonra o doktorum bana elektroşok verdi. Evet. Tekrar dünyaya geldim. Apar topar ameliyata alındım. Evet, geçmiş olsun. Evet. Bypass'a alındım. Evet. Yani efendim. Bir buçukta şeye girdim anjiyoya. Evet. İki buçukta da bypass'a girdim acilen. Çok geçmiş olsun. Ve kurtuldum. Çok iyiyim şimdi. İki sene olacak. Çok da heyecanlıyım. Doktor Bey, ben artık bir de damarım tıkanırsa, başka bir damarım tıkanırsa artık bypass'tan korkuyorum. Anladım. Tabii sizin... Bir damarımda plak varmış. Anladım. Şimdi bakın Nezihe Hanım, sizin durumunuz çok olağan dışı bir durum. Anjiyo esnasında komplikasyon oranı bugün... Hani binde birler civarında filan. Ve maalesef de bu komplikasyon sizin başınıza gelmiş. Ancak hani müdahale eden ekibi tebrik etmek lazım. Çok güzel bir girişim, müdahale yapılmış. Ve hemen ameliyata alınmışsınız. Bypass yapılmış ve sonuç olarak da tabii ki başarının göstergesi olarak şu anda karşımızdasınız ve sizle konuşuyoruz. Bu çok oldukça yüz güldürücü bir durum. Tabii her zaman böyle de sonuçlanmayabiliyorum maalesef. Ama şunu söylemek lazım ki hani tabii anjiyonun belli bir riski var ama usta ellerde bugün bu risk binde birler civarındadır. Bazı hastalarımız bize geldiğinde şikayetleri ve ön tetkikleri neticesinde anjiyo olma gerekliliği ortaya çıktığında teklif ettiğimizde çok yanaşmıyorlar. Yani olmak istemiyorlar. Anjiyo olmak istemiyorlar. Sizde hani bu böyle bir komplikasyona güzel bir örneksiniz. İyi bir merkezde komplikasyon çıksa bile zamanında müdahaleyle bu komplikasyonlar düzeltilebilmekte. Yine çok geçmiş olsun diyorum. Şöyle ki hani probleminiz olduğunda tekrar anjiyo olabilirsiniz. Artık anatominiz eski şey gibi değil. Eskisi gibi değil. Ama buna sizi takip eden kardiyoloğun karar vermesi. Tabii ki evet. Biz şu anda tabloyu bilmediğimiz için veya doktorun karar vermesi son derece doğru olur. Çok geçmiş olsun efendim. Acil şifalar diliyoruz. Yalova'ya da sevgiler gönderiyoruz. Hemen İzmir'e ulaşalım hocam. İzmir'den izleyicimizi bekletmeyelim. Ali Bey şu an telefon attığımızda. Ali Bey duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Biraz yüksek sesle konuşursanız Esat hocam sizi dinliyor. Buyurun. Merhabalar. Hocam benim merhabalar. İsmim Ali Fuat Ertemel. Ali Fuat Ertemel. Nasılsınız, iyi misiniz? Geçmiş olsun Ali Fuat Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben 2 ay kadar önce kalp krizi geçirmiştim. Evet. Sayın hocam ve ekibi beni ameliyat etmişti. Evet. Kendisini ekranda görünce bağlanmak istedim.
Çok şükür sizleri de iyi gördüm. Çok teşekkür ederim. Biz de sesinizi duyduk, çok memnun oldum. Hikayemi anlatmak istiyorum. Ben de hocama bir sorum var. Buyurun. Eğer cevaplarsa çok memnun olacağım. Şimdi ben İzmir'den İstanbul'a çocuklarımı görmeye gelmiştik. Tam döneceğim gün kalp krizi geçirdim. Eşim beni en yakın devlet hastanesine götürdü. Orada müdahale edilemediği için Avrasya Hastanesi'ne sevk ettiler. İyi ki de oraya beni göndermişler. Ben ne kocamı ne de hastaneyi tanıyordum. Zaten şehrin de yabancısıydım. Beni hemen acil odasına aldılar. Acil olarak acil yaptılar. Ve hocalarım 5 damarımın tıkalı olduğunu, acilen bypass ameliyatı olmamı bana söylediler. Ve ameliyatımın da riskli olduğunu eşime de zaten söylemişler. Ve beni işte 16 Ocak'ta Sayın Hocam ve ekibi ameliyat etti. Ve çok teşekkür ederim kendilerine. Sağlığıma çok kavuştum. Evet. Yalnız sormak istediğim bir soru da var. Şimdi bu iki ay için hep ilaçlarımı düzenli olarak kullanıyorum. Fakat bazen ya ara sıra oluyor da her zaman olmuyor. Derin nefes aldığımda sol kol altından beri gelen bir ağrı oluyor. Bu normal midir? Ne yapmam gerekiyor? Ağrı kesici ilaçları hiç kullanmıyorum. Hocam ben bu konuda bilgi almak istemiştim. Peki, hatta kalın, hemen hocam size cevabını versin. Buyurun hocam. Evet, Ali Fuat Bey, sesinizi duyduk, biz de bahtiyar olduk. Şimdi şu andaki şikayetinizle ilgili olarak bu ameliyat olan hastalarımızda gördüğümüz şikayetlerden bir tanesidir. Şikayetinizin temel sebebi açıkçası bu ameliyat esnasında akciğer boşluğunda akciğer boşlukları açılabiliyor. Bazen biz özellikle sizinkisi gibi riskli ameliyatlarda özellikle açarız. Ameliyat sonrası bir takım teknik sebeplerle. Bu bölge açıldığı zaman da bu bölgeye de akciğer zarları arasında sıvı birikmesi olabiliyor zamanla. Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında. Ve bu bölgede zaman zaman yapışıklıklar oluşuyor. Derin nefes aldığınız zaman sol tarafınızda veyahut da sağ tarafınızda, koltuk altınızda, sırtınızda ağrı duyabilirsiniz. Bu zaman içerisinde ancak düzelir, geçer. Bu akciğer zarlarının birbirine sürtünmesi sebebiyledir. Genellikle veya yapışıklık sebebiyledir. Zamanla da geçer bu şikayetler. Henüz daha sizin için erken, 6 ay 1 yıl kadar sürebilir. Eğer çok şiddetli ağrınız yok ise herhangi bir ilaç önermiyoruz. Yani tahammül edilebilir düzeyde bir şey ise. Çünkü zamanla geçiyor. Ama değil ise bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Anti-enflamatuar dediğimiz gruptan ilaç kullanılmasında fayda olabiliyor. İhtiyaç olduğunda kullanabilirsiniz. Ama korkulacak bir durum değildir. Merak etmeyin. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun tekrar. İzmir'de sevgiler göndereyim. Son telefonumuzu alalım. Dilek Hanım telefon attığımızda duyabiliyor musunuz? Alo. Duyuyorum, evet. Merhaba. Merhabalar Esat Bilerim, Hocam. İyi günler diliyorum. Esat Bey'e de iyi günler diliyorum. İyi günler Dilek Hanım. Esat Bey, şimdi bende iş guatr var. Hemen hemen 4-5 senedir guatr hastasıyım. Sürekli kullandığım bir ilacım var zaten. Sabah aç karnına kullanıyorum. Ancak tiroidim az çalışıyor. Son 1,5-2 aydır da şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Sol bileğimden omuzuma ve boynuma kadar bir damar çekiliyor sanki. Sırtımda ve göğsümde ağrı hissediyorum. Son guatr tahlillerini yaptırmaya gittiğimde bu sıkıntılarımı da dile getirdim. EKG istediler. Kan ve idrar tahlillerini yaptırdım. Henüz daha sonuçlarını almadım. Ancak EKG'de bir sorun olmadığını söylüyorlar ama benim şikayetlerim devam ediyor. Acaba bu atır kalple ilgili bir sorun yaratabilir mi? Onu merak ediyorum. Evet. Dilek Hanım şöyle... guatr yani tiroid hormonları ile kalp çalışması arasında direkt bir ilişki vardır. Örneğin tiroid hormonu fazla çalışırsa yani tiroid hormonları fazla salgılanır ise kalp hızı artar. Metabolizma hızlanır. Kalp hızı artmasından kaynaklanan ve metabolizmanın hızlanmasından kaynaklanan sebeplerle de kısa mesafelerde yorgunluk ortaya çıkabilir. Zaman zaman göğüs ağrıları ortaya çıkabilir. Evet, evet. Bunların tamamını yaşıyorum. Merdiven çıkarken, yokuş çıkarken göğsümde ağrı, nefes ağırlığı. Ve ailemde de geçmişimde de anne tarafımda da baba tarafımda da kalp krizi var zaten. Evet.
Ondan dolayı da endişeliyim. Hani ben tetkiklerimi zaten hani yaptıracağım, bilinçli de bir insanım ama evet, emin efendim. Olmak istedim sadece. Buyurun. Ne önerirsiniz, ne yapmam gerekiyor? Tabii ki öncelikle primer sebebi, yani bu duruma sebep olan durum, bu tiroid hormonu eğer fazla çalışıyor ise antitiroid hormonlar kullanılması gerekiyor. Tiroid faaliyetini yavaşlatıcı veyahut da hormonların etkisini azaltıcı ilaçlar kullanılması gerekiyor ki bu tabii ki benim işim değil. Ben neticede kalp damar cerrahıyım. Endokrinoloji bölümünde mutlaka sizi takip eden bir endokrinolog sanırım vardır. Onların sorunu çözmesi gerekiyor. Ancak burada söylemek istediğim bir şey var. Eğer tiroid hormonları az çalışıyor ve uzun süredir az çalışıyor ise damar sertliğine sebep olan şeylerden bir tanesidir. Az çalışması da. Çünkü metabolizma yavaşlar. Tam tersine olarak. Metabolizma yavaşlayınca biraz önce söylediğim metabolist sendroma benzer bir durum ortaya çıkar ve damar sertliği oluşabilir. Biz bu tabloları da görüyoruz. Veyahut da çok az salınan tiroid hormonu sebebiyle ileri derecede kalp hızı yavaşlamaları görüyoruz. Ve kısa mesafede yine yorgunluk, halsizlik gibi metabolizma yavaşlamasından kaynaklanan bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu durumda da tiroid hormonu verilmesi gerekiyor. Yine tedavi şeydir. Ama sizin mutlaka bir kardiyoloğun sizi görmesinde fayda var. Bu şikayetlerde. Çünkü sizde ailesel faktör de var. İleri tepkiler yapılmasında mutlaka fayda var diye düşünüyorum. Evet. Dilek Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimizle. Yavaş yavaş programı toparlayalım hocam. Buyurun. Yönetmenimiz diyor ki hocam çok önemli bilgileri paylaşıyor. Telefonlar kilitlendi ama süremizin de sonuna geldik. Kalp sağlığına ilişkin hocam toparlamak gerekirse neler söyleyeceksiniz? Özetle ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki egzersiz hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. Yani hareket. Evet. İnsanların, ben hastalarımı da onu söylüyorum. Şimdi bağlanan hastalarım da mutlaka söylemişimdir kendilerine. Haftada 4 gün en az 4-5 kilometre tempolu yürüyüş yapılması gerekiyor. Bu da hani kaç yaş, 30 yaşından sonra her insan bunu yaptığında yapsa, düzenli olarak yapsa çalışmalarda göstermiştir ki ömür uzuyor ve damar sertliği daha az görülüyor, yaşam konforu daha fazla oluyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bugün Sağlık'ta Hospital'dan kalp ve damar cerrahisi bölüm başkanı olarak ağırladık Profesör Doktor Esat Akıncı. İnşallah faydamız olmuştur. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Şifa Kapısı programı sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Evlerinize, iş yerlerinize bizleri konuk ettiniz. Yaklaşık bir saat sizlerle birlikte olduk. Allah'a ısmarladık. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital, sağlık rehberi.